Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir püskü doyası örneğim var. Bu modelimin yapımını göstereceğim şimdi sizlere. Püskü doyasını ben çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden de daha önceki videolarımda da birkaç çeşit püskü doyasından model göstermiştim. Bugünkü modelim de böyle. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle arkadaşlar püskülerini hazırlayacağım. Ben püsküllerini çatal yardımıyla hazırlıyorum. İpimin ucuyla şöyle çatalımı tuttum arkadaşlar. Önce şu çatalımın ilk kısmına bir defa doladım. Daha sonra ipimi çatalıma 40 defa doluyorum. Şöyle arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 40 defa doluyorum. Defa doladıktan sonra ipimi kesmemiştim ben. Daha sonra yeteri kadar keserim diye biraz mesafe bırakıp ipimi kesiyorum. Ve iğnemi ipimi takıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çatalımın şu ilk kısmından iğnemi geçiriyorum. Bakın bütün iplerimin altından geçirdim. Bu tek ipim iğnemin üzerinde. Çift olan ipimi de iğneme şöyle bir kez dolayarak bir düğüm atıyorum. Bakın güzelce düğümümü sıktım arkadaşlar. Hemen arkadaki fazla ipimi de kesiyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç defa geçişler yapacağım. Şöyle ipimi dolayacağım bu kısma. Dediğim gibi birkaç defa şöyle geçişler yapıyorum. Ve 5 defa geçsek sanırım yeterli. 5 defa ipimi geçtim arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı yere bir kez daha düğüm atıyorum. Bakın. Düğümümü güzelce sıktım arkadaşlar. Şimdi çatalımdan çıkarıyorum iplerimi. Ve şöyle şimdi şu kısımdan bütün iplerin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Tekli olan ipimi iğnemin üzerine attım. Çift olan ipimi iki kez iğneme dolayarak bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Aynı yerden tekrar iğnemi geçiriyorum. Ve tekrar bir kez daha düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ipimi kesiyorum. Kısa kesip yapıyorum ben her zaman yerini. Ve daha sonra arkadaşlar şöyle şu kısmını da keseceğim. Yine tamamının içerisinden makasımı geçirdim. Ve iplerimi kestim arkadaşlar. İplerimin arası açılmasın diye şöyle bir ateş tutuyorum. Fazla değil ama. Ve bu şekilde püskülümüz hazır arkadaşlar. Şimdi eklemin içine geçelim. Daha önce arkadaşlar ben yazmamın zeminini şöyle bir sıra zürafasını hazırladım. Şimdi model aralarıma şöyle tekli sinek kanatları yapacağım. Onun için hemen bir
zürafa yaparak başlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Tekrar zürafamın içine batarak bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak geri dönüyorum. Tekrar aşağıya zürafamın içine batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Düğümümü sıkmadan önce ipimi ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle gevşek bırakıyorum. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak geri dönüyorum. Zürafama batarak aşağıya dönüyorum. Bu şekilde model aralarıma sinek kanatları yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki zürafama batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretinde tıklarsanız benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için de lütfen videolarıma beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayınız. Ki ben de videolarımın devamını getirebileyim. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu şekilde sinek kanatları yaptım model aralarıma. Sanırım yeterli. Ben saymamıştım. ...17 tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Sizin mesafesini kendiniz istediğiniz kadar ayarlarsınız. Ben fazla sık sevmediğim için bu kadar bir mesafe bıraktım. Şimdi püskülüm ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine geri döneceğim ama arkadaşlar burada püskülüm ekleyerek döneceğim. Püskülümün bu baş kısmından geçiş yaptığımız ipten iğnemi geçiriyorum. Bakın şu baş kısmında zaten topladığımız ip belirli. Buradan iğnemi geçiriyorum ve ayrıca da bu zürafamın içine batıyorum iğnemi. Düğüm atarak zürafamın içine geçiş yapıyorum. Bu şekilde bir düğüm attım. Sağlamlaştırmak için arkadaşlar tekrar aynı yere bir düğüm daha atabiliriz. Bu şekilde püskülümü eklemiş oldum. Şimdi diğer zürafama batarak zürafa yapıyorum. Bakın. Böylece püskülümüzü ekledik arkadaşlar. Şimdi tekrar sinek kanadı yaparak devam ediyorum. Yine bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içerisine batıyorum.
Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak geri dönüyorum. Ve tekrar zürafama batarak aşağıya dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar model aralarıma yaptığım şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, modelini yapımını göstermeye çalıştığım oyam bu şekildeydi. Gayet şirin görünüyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.